iktidarı protesto etmek falan değil. Derdimiz baldan üzüm yemek, bal sahibini dövmek değil. Buna zaten hiç gücümüz de yetmez. Ama millet hüzümü salkımını hapur çupur yerken çöpü bile bize kalmıyor. Ya lütfen emedinde bir sesini duyun. Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız başkanım, olsun. Başkanım. Mehmet Başkanım buyur. Mehmet'i arka bahçesi olarak görmesin. İnşallah. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu memleket meselesi olduğu için biz de Saadet Partisi ilçe teşkilatı olarak memleket adına bu taşın altına elimizi sokmak zorundayız ve sokacağız inşallah. Fakat şunu gördüm. Bu eylemde bile nezaket var. Bu eylemde bile insanları kırmamak var, üzmemek var, görevlilere zorluk çıkarmamak var. Asıl hedefimiz yolu kapatmak idi bizim. Asıl hedefimiz buradan taşıdıkları geçirmemek idi bizim. Sadece nezaket olsun diye bu görevli kardeşlerimizi üzmemek ve kırmamak ve bu insanları zor duruma düşürmemek için bu eylemden vazgeçmiş olduk. Çünkü Kütahya'da müze yapılacak denilen çayıra vatandaş erinin sopasını küreğine aldı. Gel bakalım belediye başkanı yap da gören dediler. Müzeden vazgeçtiler. 15 yıldan beri şu memleketin yoluna her dönemde biz burayı proje hazır yapacağız. Proje bittik bitiriyoruz. Biz bu işi bitireceğiz diye 15 seneden beri biz oyalanıyoruz. %70 oyla bizi evetimiz arka bahçesi olarak görüyorlar. Arkadaşlar bizim beldeliğimiz elinden alınıyor. Bizim gençliğimiz memleketi terk ediyor. Bizim memleketimiz her türlü hizmetten mahrum kalıyor. Biz yine boynumuzu büküyoruz. Ağzından ne gelirse ne yapalım razıyız. Hayır arkadaşlar razı olmamalıyız. Bizim örneğimiz kuşu olmalı. Kuşu adamların beldeliğini aldılar. İki dönem sandığa gitmediler. Adamlara beldeliği teslim ettiler. Biz ne yapıyoruz? Ağalar ne derse biz razıyız. Biz buna razıyız. Razı olursak 25 sene daha bu memlekete talim ederiz. Biz razı değiliz. Bu memleket bizimse bu eylemle böyle kalmamalı. Bizim bakan, vali, gerekli cumhurbaşkanı dahi olmak üzere bizim sesimizi duyarsa duysun. Yoksa biz bu eylemi Ankara'ya götürmek zorundayız. Nedir bu rezalet ya? Nedir bu kepazelik? Biz mi hiç bu vatanın evladı değiliz? Hep mahzun olan biz mi olacağız? Hep garip biz mi olacağız? Asidin zehirini biz içeceğiz. Onlar şefaatini görecekler. Yolda biz kaza yapacağız. Vatandaşımız yaralanacak, ölecek. Maddi zarara uğrayacak. Biz boynumuzu bükeceğiz. Arkadaşlar koyun değiliz. Güdülmeyeceğiz. Bunlara gerekli cevap her şartta da verilmesi gerekir. Yani bakın beni siyasi partide bunlara muhalefet ediyor diye görmeyin. Vallahi milli görüş bunu yapsa onların karşısında tam şekilde duracak kadar memleket sevdalısıyız elhamdülillah. O bakımdan gerek Emet Danışma Derneği Başkanımıza, gerek sivil toplum örgütlerine, gerek siyasi parti temsilcilerine birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeden bu mesele gerekirse bakanlığa, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına kadar iletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin de bu kararlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah inşallah sonunu hayreder. Saygılar sunarım. Şimdi bu